Torbalı'ya her geldiğimde büyük bir coşkuyla karşılanıyorum. Torbalı'dan büyük bir umutla, büyük bir heyecanla ayrılıyorum. Bugün buraya gelen, bu güzel meydanı hınca hınç dolduran sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Torbalı'nın sadece miting alanı değil, arkası, sağı solu değil, sadece gelirken Torbalı'nın balkonları, esnafları, sokaktaki çocuklarına kadar herkeste bir seçim heyecanı gördüm. Ve bu senenin en coşkulu karşılamasını yapan Torbalı Gençlik Kolları'na, İzmir Gençlik Kolları'na yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle İsmail Uygar Başkanımızı hatırlamak, onu rahmetle anmak isterim. Geçen sefer Torbalı İsmail Başkan'ı seçti. İsmail Başkan sağlık sorunları yaşadı, hastalandı, talihsiz bir kaza da geçirdi ve aramızdan ayrıldı. Bir kez daha ailesinin acısını Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak bir kez daha paylaşıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin İsmail Başkanımıza. Ve İsmail Başkanımızdan sonra bayrağı Mithat Başkan devraldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bayba Ocağı'nın bayrağını yere düşürmedi. Hepimizi memnun eden bir ağabeylikle belediyemize sahip çıktı, Torbalı'mıza sahip çıktı. Şimdi de başkanımız bizimle birlikte kampanyaya destek veriyor, adaya destek veriyor. Çünkü çıkar için değil, koltuk için değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi için çalışıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, hepimiz Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyetin yurttaşlarıyız. Gerektiğinde ordusunun askerleriyiz, devriminin neferleriyiz, onun yolunun takipçisi, emanetinin bekçileriyiz. İzmir şüphesiz değişimin başkenti. İzmir'de 30 belediye başkan adayımız ve bir büyükşehir belediye başkan adayımız var. Bir değişim cumhuriyete yakışır, çağdaş Türkiye'ye yakışır bir değişim olacaksa İzmir'den başlayacaktı. 30 adayımızın yaş ortalaması 46 ve İzmir Torbalı'da da aldığı Koç Üniversitesi elektrik elektronik eğitiminden sonra Harvard Üniversitesi'nde liderlik eğitimi alan partimizin gençlik kollarında yetişmiş, geleceğe dönük yeni Türkiye, yeni yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yöneticilerini teker teker göreve çağırdığımız İzmir'de çok genç, 40 yaşında bir evladımız, Övünç Demir, yeni belediye başkan adayımız. Ona güveniyoruz, ona inanıyoruz. Torbalı'ya hizmet edecek, İzmir'e hizmet edecek, partimize hizmet edecek. Önünde çok uzun bir yol var. Övünç Başkan ve arkadaşları Türkiye'ye hizmet edecek. İzmir'de
30 adayımız var. 12 tanesi 40 yaş altında. Övünç de onlardan bir tanesi. Benim açımdan şu hatırlatmayı yapmak önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti ve birisine emanet etti. Hiç şüphe yok ki CHP'nin genel başkanlarına emanet etmedi. Milletvekillerine emanet etmedi. Askerlere emanet etmedi. Genelkurmay başkanlarına emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Siz gençlere emanet etti. Bunun için biz de gencecik başkanlarımızı İzmir'e emanet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal annesi Zübeyde Hanım'ı ki İzmir'e emanet etmiştir. Biz de gençleri, Atatürk'ün genç yöneticilerini sizlere emanet ediyoruz. Onlar başaracak ki Cumhuriyet başaracak. Övünç Başkan'la birlikte görev yapacak olan bir başkanımız da şu anda Karşıyaka'da çok önemli başarılar elde eden sürdürülebilir kalkınma programlarında hepimizin yüz akı sürdürülebilir belediyecilikte Avrupa standartlarını tutturan Türkiye'deki tek belediye başkanı, iyi bir ekip lideri, çalışkan, dürüst, titiz, sabırlı ama kararlı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cemil Tugay. Ben ikisine de çok inanıyorum, çok güveniyorum. Sizlere en önemli hizmetleri yapacaklarına yürekten inanıyorum. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı nihayet sahaya çıktı. Şırnak'a gitti, Mardin'e gitti. Mardin'de konuşmuş. Mardin'de yine bizle kavga yapmak istemiş. Tutturmuş. Dem, dem, dem. Ben diyorum ki vatandaşın derdi dem değil. Vatandaşın derdi zam, zam, zam. Ben onunla kavga edeceğim. İstiyor ya kavga etmek, evet edeceğim. Ama onun istediği alanda etmeyeceğim. Kimlik siyasetinde etmeyeceğim. Mezhep siyasetinde etmeyeceğim. Ben onunla kavgayı emekliler için edeceğim. Emekçiler için edeceğim. Gençler için edeceğim. Türkiye için edeceğim. Mardin'de demiş ki 21 yıldır demokratikleşme adımlarına karşı çıkan kimdi? Göya CHP'yi Mardin'deki Kürt vatandaşlara şikayet ediyor. Kardeşim, biz demokratikleşmeye hiçbir zaman karşı çıkmadık. Demokratik gelen her yasa teklifine destek verdik. Ama sen ak desen kara diyen, sana hain diyen, miting meydanlarında sana ip atan, idam ipi atan, herkesten olur, senden olmaz diyen Devlet Bahçeli'ydi. Ne çabuk unuttun, ne çabuk unuttun, ne çabuk unuttun. Bunlar dün öptükleri, bunlar dün öptükleri surata bugün tükürenler, dün küfrettiklerine bugün metiye düzenlerdir. Bu riyakarlara inat Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerdedir. Durduğu yer
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleridir. Türkiye'nin birliğidir, bütünlüğüdür. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan herkes bizimle beraberdir. Biz de onlarla beraberiz. Madem kavga etmek istiyorsun, gel emeklinin hakkı için kavga edelim. Bakın, emekliler, meydandaki emekliler bir el kaldırsın. Dünya kadar %70'i var, %70'i. İlk AK Parti geldiğinde emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç karışmasa, düzeni hiç bozmasa bugün emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Ama emekli maaşını 1,5 asgari ücretten ayırdı. Efendim enflasyona ezdirmem dedi. Her sene ezdirdi. Maaşa zammı TÜİK'e göre verdi. TÜİK neyin kısaltması gençler? Tayyip'i yüzmeyen istatistik kurumu. Bu sene gerçek enflasyon %120, TÜİK'in hesabına göre 64 ama emekliye ne verdi? 33. 7500 liralık maaşı yapa yapa 10 bin lira yaptı. Ben bir hesap anlatayım. Emekliler bunu bütün emeklilere anlatsın, olur mu? İlk 2002'de AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın alıyor. Bugün Torbalı'da bir emekli abim cebinden bir çeyrek altın düşürse kahrolur değil mi? Gider arar. Nerede bu der? Bakar. Bakın bir emekli değil bütün emekliler. Bir altın değil 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay maaşlarını çektiği gün birisi onu ceplerinden çekip alıyor. Kim alıyor? Hani diyor ya, her şeyi ben bilirim diyen Recep Tayyip Erdoğan alıyor onu ceplerinden. Recep Tayyip Erdoğan. Ve şunu hatırlayalım. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015'te vereceğiz dediği ve önce olmaz deyip sonra biz de vereceğiz deyip 3 sene sonra verdikleri 1000 lira emeklilere bayram ikramiyesi o gün 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün bu bayramda çekeceğiniz 3000 lira sadece 6 kilo dana kıyma alıyor. Ramazan mübarek gün. Birazdan iftar yapacaksınız. Allah oruç tutanların orucunu kabul etsin. Ramazanlarınız mübarek olsun. 30 Ramazan iftar var. Sahuru var, iftarı var. Bayram sofrası var. Ve 18 kilo dana kıyma sizin Ramazan'da dolabınızdan, mutfağınızdan, sofranızdan, bayram sofrasında evladınızın, torununuzun kursağından eksiltilmiştir. Sebebi emekliyi sevmeyen, emekliyi enflasyona ezdiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir başkası değil. Tarım desen destekleme %1 verilecekken yani 285 milyar destekleme hak etmişken 85 milyar lira 265 milyar hak etmişken 85 milyar destekleme veren çiftçinin 170 milyarını beşli çetelere verdiği geçiş garantili yolları ödeyen kur korumalı mevduata 165 milyar lira para ödeyen Recep Tayyip Erdoğan emekliye gelince, çiftçiye gelince,
emekçiye gelince para bulamamaktadır. Uçan sarayına, yüzen sarayına, kışlık sarayına, yazlık sarayına, 1500 odalı sarayına para bulan, emekliye para bulamayanlara 31 Mart'ta emeklinin bir cevabı olacaktır. Emekliler, size para yok diyene 31 Mart'ta oy var mı? Oy var mı? Bunu yaparsanız bir daha size bunu yapamazlar. Size söz veriyoruz. 31 Mart'ta bu Cumhur İttifakı'nın gücünü yerelden dengeleyin. Belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türkiye İttifakı'na verin. Emeklinin de, emekçinin de, çiftçinin de, yoksulun da, umutsuz gençlerin de hakkını arayacağız ve söke söke alacağız. Söz veriyoruz. Son sözüm, son sözüm. Onlar korkunun ittifakıdır. Onlar hakaret eden, kötü söz söyleyen, korkutan bir ittifaktır. Karşısında biz umudun ittifakıyız. Karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Doğulusuyla, Batılısıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Milliyetçi demokratıyla, muhafazakar demokratıyla, aslan sosyal demokratlarla birlikte kuracak olan ittifak bizim ittifakımızdır. Karşımızda korkunun ittifakı, Cumhur İttifakı, ama burada Türkiye'nin ittifakı, Türkiye İttifakı var. Gençler, son söz, şimdi duyayım sesinizi. Türkiye İttifakı'nın renkleri kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye, en büyük Türkiye. Türkiye İttifakı 31 Mart'ta kazanacak. Övünç Demir kazanacak, Torbalı kazanacak. Cemil Tugay kazanacak, İzmir kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Siz kazanacaksınız, ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok çalışın, bu seçimi alın, size güveniyorum. Size güveniyorum. Size güveniyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel, 31 Mart'ın belediye... Yorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Gücümüzü milletimizden, güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz. Şimdi Türkiye'nin gücüne güç katma zamanı. Gücümüz